Herkese merhaba. Haber çok kötü zira alınan bu karar Türk ordusunun sonunu getirecek diye fevkalade endişeliyim. Oysa bu topraklarda güçlü bir ordunuz olmazsa varlığınızı sürdüremezsiniz. Alınan karar şudur değerli seyircilerim. 70 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Genelkurmay Başkanlığı ile kara deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları subay, az subay atama ya da tayinini bile yapamayacak. O yetki karargâhtan yani genel Kurumay'dan alınıp siyasete yani Milli Savunma Bakanlığı'na verildi. Bakın bu yapılanın adı Lamu Cimi yok. Türk ordusunun siyasete meze yapılması yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin tepeden tırnağa siyasallaştırılmasıdır. Niye mi? Sorarım size. Atama ve tayine bile karışamayan komutan ve karargahın ordu mensupları üzerinde saygınlığı ve etkisi olabilir mi? Evet, bu yapılan asların üstlerine karşı kışkırtılması ve başı bozukları gerçek ordu yapan emir komuta olgusunu sabote etmektir. Öyle zira bundan böyle bir üst rütbeye terfi edecek olan sarayda torpil ararken tayinini istediği yere çıkartmak isteyen de AKP genel merkezinde soluklanacaktır ki bu Türk ordusunun politize edilmesi ve siyasete oyuncak yapılmasıdır. Sevgili seyircilerim beni biliyorsunuz lafı dolandırmam. Bugün ülkeyi yönetenler maalesef bütün Türkiye'yi ve kurumlarını tarumar ettikleri gibi aynı şeyi Türk silahlı kuvvetlerinde yapıyorlar. Malum önce Yüksek askeri şura gibi çok çok önemli bir yapının içini boşaltıp politize ettiler. Dört askeri üyeye karşı sekiz siyasiyi koydular. Yahu Milli Eğitim Bakanı'nın askerlerin terfisinde söz sahibi olması ne alaka? Emin olun sırf saray yani Tayyip Erdoğan'ın dediği dedik olsun diye bu uygulamaya geçildi. Oysa Yüksek askeri şura sisteminde atamalar büyük titizliklerle yapılırdı. Bakın geçmişteki yüksek askeri şuraları resmetme bağlamında bir örnek. 28 Şubat sürecinde basın ve halkla ilişkilere bakan Albay Hüsnü Dağ için merhum Altemur Kılıç Bey, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnağı arar ve Erol Paşam Hüsnü Dağ Albay 28 Şubat'ta çok iyi bir sınav verdi. Terfisine yardımcı olabilir misiniz? der. Erol Özkasnak'tan cevap. Altemur Bey, Hüsnü da benim çalışma arkadaşım. Terfi etmesini ben de çok isterim ama terfi etmesi mümkün değil. Zira sicili ondan çok daha iyi olanlar var. Altemur Kılıç, bir istisna olamaz mı? Deyince Erol Özkasnak anında şu karşılığı verir. Bakın Altemur Bey Türkiye'de her kurumda kayırmacılık olur ama bunun tek istisnası Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Zira bizde esas olan sicil yani liyakattır. Sonrası malum değerli seyircilerim 28 Şubat'ın karargah ya da genel kurmay sözcüsü olan Hüsnü Da terfi edemez, emekliye sevk edilir. Evet, Tayyip Erdoğan öncesi yüksek askeri şura'da kararlar böyle alınır idi. Tayyip Erdoğan'la beraber ne oldu gördünüz işte? 150 civarında FETÖcü, casus, haşhaşi general yapıldı. AKP öncesindeki yaş yapısı ve hassasiyeti mevcut olsaydı bu sızmalar Elbette olmayacaktı. Öyleyken Tayyip Erdoğan sırf şahsi iktidarını sağlamlaştırma adına bu yapıyı yani Yüksek Askeri Şurayı bugün itibariyle işlevsiz hale getirdi. Bakın bir başka örnek Mehmet Dişli olayıdır. Hani Tayyip Erdoğan'ın 1998'de Hollanda'da banka müdürlüğü yaparken tanışıp ilişki kurduğu ve sonra AKP'den milletvekili yaptırdığı Şaban Dişli'nin kardeşi olan Mehmet Dişli. Bakın bu isim azgın bir FETÖ'cü olmasına rağmen emekli edilmek yerine maalesef terfi etti. Yani Tu generallikten tüm generalliğe yükseltildi. Evet Milli İstihbarat Teşkilatı bu isim için FETÖcü diye belgeli rapor verirken bu ismin önü açıldı ki bunu söyleyen bizzat o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'dur. Davutoğlu biz Mehmet Dişli için emeklilik beklerken saraydan terfi geldi diye açıklama yaptı. Peki bunun sırrı ne miydi? Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'nin AKP'li ve saraya yakın olmasıydı. İşte delilli ispatlı AKP'den saraydan torpil buldun mu sicilin ne olursa olsun yükselebiliyorsun. Sorarım size bu hale getirilen bir orduda disiplin muhafaza edilebilir mi? Saray çevrelerine sorsanız bütün bunları güya FETÖ'ye tedbir adına yaptıklarını söylerler ama yaşananlarla kanıtlı bu durum tam tersine FETÖ'ye hizmet ediyor az önce ifade ettim. 150 Fetullahçı albayı general yapan bunlar. Keza Mehmet Dişli'yi tüm general yapan yine saray ve AKP kadroları. Bu bağlamda son sıcak örnek ise malum Serdar Atasoy olayıdır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu isim için ısrarla FETÖ'cü diye rapor vermesine rağmen bu isim sivil irade tarafından inadına general yapıldı. Dahası bu Fetullahçı yine AKP iradesinin kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın istihbarat başkanlığına atandı. Bereket Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ümit Dündar gibi gerçek bir kahraman komutan var ve o müdahale etti. Yani o casusu göreve başlatmadı. Başlatsaydı emin olun yeni bir kozmik oda faciası yaşanacak ve son askeri sırlarımız bu şekilde yine yabancı istihbarat örgütlerine servis edilecekti. Bugün itibariyle de her şey ortaya çıkmış durumda. Serdar Atasoy 1996'da ilk rütbesini Fetullah Alçağı'nın taktığını bizzat yazılı olarak itiraf edip örgütteki kod adının servet olduğunu da açıkladı. Şu ana kadar hiç kimsenin hesap vermediği bu rezalet görüldüğü gibi yine sivil inisiyatifin kararıdır. Yaşananlar bunlar iken yani bütün bunlardan ders almadılar bir de üstüne üstlük subay as subay atama yetkilerini genelkurmay başkanlığının elinden aldılar. Evet askeri hastaneleri kapattılar, askeri liseleri kapattılar, askeri yargıyı kapattılar. Yani Türk ordusunun bütün kurumlarını tasfiye edip özelliğini bitirdiler yetmedi. Şimdi sıra kahraman mensuplarını siyasete adeta maraba yapmaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cü artıklarla mücadele edilecekse bunu en iyi yapacak olan yapı Genelkurmay Başkanlığı'dır. Zira AKP'nin en az yarısı ama damattan ama ticari ortaklıklardan ama menzil yoldaşlıklarından FETÖcülerle el eledir, iç içedir. Zaten öyle olduğu için Tayyip Erdoğan FETÖ'nün siyasi kanadına dokunmamıştır, dokunamamıştır. Hal bu iken Türk ordusunu dokunulamayan FETÖ'nün siyasi kanadı dahil politikacı esnafının etkisine sokmak bu ülkeye kötülük yapmak değil midir? İlaveten Balkan faciası gibi ibret alınacak tarihi bir örnek ortadayken Tayyip Erdoğan'ın bu tasarrufu söyleyin neyin nesidir? Evet 1912'de Türk ordusu siyasallaştırıldığı için düşman orduları çatalcaya kadar gelebilmişlerdi. Enver olacağına Bulgar olsun lafı ve söylemi o gün ifade edilmişti. Aynı şey yakın gelecekte Türk silahlı kuvvetleri işinde geçerli olabilir. Tam bu noktada haklı olarak peki Tayyip Erdoğan bütün bunları niye mi yapıyor sorusunu elbette soracaksınız. Değerli seyircilerim Ankara kulislerindeki fısıltı Tayyip Erdoğan'ın darbeden çok ama çok korkmasıdır. Dün nasıl ikinci Abdülhamit beni tahtından indirirler korkusuyla Osmanlı donanmasını Haliç'e hapsedip çürüttü ise bugün benzer bir iktidardan indirilme paranoyasının Tayyip Erdoğan için geçerli olduğu iddia ediliyor. Fakat değerli seyircilerim hep söyledik darbe artık Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır ve mutlaka da çıkmalıdır. Ki Türk ordusunun da darbeyi asla ve kat'a aklına getirmediğini de yüzde yüz inanıyorum. Öyleyken iktidar mensupları ülkedeki koşullar yani var olan yıkım tablosunu dikkate alarak sürekli darbe kabusu görüyorlar. Sevgili seyircilerin bütün bu olanların anlattığı bir başka şey de Tayyip Erdoğan için en önemli şeyin iktidarını korumak olduğudur. Bakın bu bağlamda kulislerde yapılan esprili bir spekülasyonda Erdoğan'ın FETÖ hücumlarına uğrayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerine başka bir ordu kurmak istediğidir ki böyle bir şeyin elbette gerçekliği yoktur. Sadece şamata olarak dillendirilmektedir. Lakin böyle bir şeyin bu biçimde dillendirilmesi bile alçaklığın ötesinde kahpeliktir. Zira bunun adı aynı zamanda psikolojik operasyon anlamına geliyor ve elbette ki ardında diş dinamikler vardır. Sonuç Türk silahlı kuvvetlerine tapu kadastro müdürlüğü muamelesi yapmak en basit en yumuşak ifadeyle bu ülkeye kastetmektir. Bakın Tayyip Erdoğan da bizler gibi fanidir. Dolayısıyla ölümsüz olan sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Buradan hareketle devletimiz biz fanilerden milyon kere önemli ve değerlidir. Tarihimiz yüzlerce, binlerce yıldır biz Türklere şunu öğretmiştir. Ordunu yaşat ki milletin esir olmasın. Allah devletimize, ordumuza, milletimize zeval vermesin diyorum. Bizi izlemeye devam edin.